Büyük ölçüde ortadan kalkacağı için yetki meselesi de ortadan kalkacak. Dolayısıyla bu anlamda belki cevap vermeye bile gerek kalmayacak ama eğer ilhamsız icra sistemini devam ettirirsek, ilhamsız icra sistemini devam ettirebilirsek elbette tartışılabilir. Yani elbette değerlendirebilir. Pek çok şeyi kontrol ediyor işte kambiyo senedinin şeyinin gelip gelmediğini, vadesini falan filan kontrol edebiliyorsa yetkiyi de kontrol edebilir. Sonuçta biz notere bile biliyorsunuz bu görevi veriyoruz. Noterlik kanunda çok açık hüküm olmasına rağmen olmamasına rağmen biz hep diyoruz noter de sonuçta yetki dahilinde iş yapması lazım. Yetkili olan noterin aslında bir noterlik işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla noter bile bunu yapabiliyorsa icra dairesinde aslında haydi haydi yapabilmesi lazım önüne gelen bir şeyde. Sonuçta her zaman mekanizma var. Ne yaparız? Şikayet yoluyla gideriz icra mahkemesine şikayet ederiz. Deriz ki ya bu ben bunu yaptım ama işte şey yetkisizlik kararı verdi. Şikayet yoluyla bunu değerlendiririz. Yani bence hiçbir engel yok dediğim gibi bu anlamda. Teşekkür ederim. Şimdi tabii bu Orada görüşümü merak ettim. evet avukatlara rol verirken avukatlık kanunuyla ilgili de düzenlemeler yapılırsa sanırım isabet edecek. Hacı Ali Bey buyurun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Ankara Arabulucular Derneği Başkanı, avukat, arabulucu Hacı Ali Bulut. Artık arabulucu da ekliyoruz ona. Sevgili meslektaşlarım, biz bu görev meselesini, yetki meselesini tamamını aşmıştık. Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesinin A fıkrasıyla. Orada görev yoktu, yetki yoktu. Çok iyi bir maddeydi. İşlememedi. Niye işlemedi? Bizden kaynaklanmadı. Sorunu yaratan çözümü bulamıyor. Sorunu yaratan tarafları biz böyle getirdiğimiz zaman sorunu çözemediler. Ve Avrupa Konseyi bu uzayan yargı mekanizmalarının daha nasıl hızlandıracağı konusunda yapmış olduğu çalışmalarda birkaç mekanizma geliştirdi. Uzlaşma, tahkim, kısa duruşma, ön duruşma ve arabuluculuk kurumu. Arabuluculuk kurumu da bugün Avrupa Konseyi üyelerinden biz de 1949'dan bu yana bu konseye üyeyiz. Önerdi. Önerilen bu kurumda 6.325 sayılı yasayla hukukumuza girdi. Arabulucular yine avukatlar, meslektaşlarımız şu anda 5.000 civarında arabulucu sicile kayıtlı Türkiye'de. Ankara'da 354 tane arabulucu var. Bunların hepsi de avukatlı arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımızın özelliği tarafsız ve iyi eğitim almış, iletişim eğitimi almış insanlar, taraflar başvurdukları zaman bu sorunu çok yetkin şekilde çözeceklerine inanıyorum ben. Burada meslektaşlarımız kendi bürolarında sorunu müdahale ettikleri zaman taraflardan birinin vekili olarak müdahale edeceklerdir. Sulh de aradaki arabulucunun tarafsız olması ve sürecin çok gizli olması hocamın söylediği gibi çok önemli. Burada o nedenle arabulucular geleceğin kurumu, bu kurumu iyi takip edelim. Şu anda farkındalık eğitimi veriyoruz. Bilgiyi aktarmaya çalışıyoruz bütün kamuoyuna. 2016 yılında arabuluculuk çok daha duyurulacak. 2017 yılında artık Türkiye'de çok hızlı şekilde sorunların büyük bölümünü klasik ve uzayan yargı sistemi dışında arabuluculuk yöntemiyle çözecek diye düşünüyorum. Bu küçük alacaklar bakımından da çok umutluyuz. İşleyecek bir mekanizma gibi duruyor. Bizim modumuz bu yönde. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de teşekkür ederim Sayın Başkan. Başka söz almak isteyen arkadaşımız? Seçkin Bey, Başkan Yardımcımız burada. Ona bir söz verelim. Teşekkür ederim. Ben sonradan geldim. Başka bir toplantıdan geldim. Kendimi tutamadım. Mustafa Bey'e bir şeyler söylemem gerekiyor. Bizim bu akademisyen hocalarımızla Mustafa Göksu Bey, pardon, Mustafalar birden fazlaymış. Şimdi hocam, avukatlık mesleğinin sıkıntıları olduğu doğrudur. Bunu her yerde duyduğumuz için her yerde de artık biz de kendi bakış açımız açısından söylemek durumundayız. Ama avukatlık mesleğinin bir takım kontrol mekanizmaları da var. Yani biz mesela burada baroya yapılan bütün şikayetler belli bir soruşturma sürecinden geçiyor. Bunların sonunda meslekten ihraç edilen arkadaşlarımız bile var. Bunu ben meslekten ihraç güzel bir şey değil ama bunun bir müeyyidesi olduğunu bilmek anlamında söylüyorum. Bunun çok da az denetimli olduğu başka meslek grupları var.
eğitim olarak sorgulamaya kalkarsanız Türkiye'de zaten hangi eğitim iyi veriliyor? Yani bu durumda veya hangi meslek işte tıp da ikinci eğitim Amerika'da, hukuk da ikinci eğitim. Bunlara hepsine katılıyorum ben. Ama lütfen burada bu yargıyla yaklaşmayıp, yani avukatlık mesleği belli mekanizmaları var. Bu yetkileri verirseniz bunun sorumluluğunu da getireceksiniz doğal olarak. Biz hepimiz hukukçuyuz. Avukatlık mesleğinin bir şekilde güçlendirilmesi, alanının genişletilmesi gerekiyor. Yani siz her gelen şeyde avukatlık mesleği kontrol, avukatlar genç, 100 tane hukuk fakültesi var. Bunlar tabii, bunların hepsini ben daha da eklerim size. Ama bu yaklaşımla avukatlık mesleği giderek daha da zayıflıyor. Tamam, bir yandan alanı genişletelim, bir yandan da dediğiniz doğru, biz de sınavı savunuyoruz. Biz de staja girişlere sınav olsun diyoruz. Hukuk fakültelerinde belli bir akreditasyon olsun, herkes açamasın diyoruz. Öğrenci kapasite, hukuk fakültesinin alacağı öğrenciler azaltılsın, bu kontrol edilsin, kontrol bize verilsin diyoruz. Bunlar da bir yandan devam edecek. Ama diğer taraftan bizim bu mesleğin alanını genişletmemiz, olabildiğince avukatlık mesleğini güçlendirmemiz lazım. Bu bizim, yani avukat olarak benim veya işte siz de yapacaksınız mutlaka veya Mustafa yapıyor, diğer Mustafa. Kişisel menfaatimiz için değil bu. Bu ülkenin menfaati için. Eğer biz bir hukuk sistemi isek, nerede bakarsanız gelişmiş, bizim işte özendiğimiz ileri, bizden daha ileri demokrasiyi kastetmiyorum, bizden daha ileri iyi oturmuş sistemlere baktığınız zaman onların hepsinde görürsünüz ki o sistemi işleten temel unsur güçlü bir avukatlık mesleğidir. Onun için lütfen bu eleştirilerinizde biraz insaflı davranın. Bu yönlerini de görmek lazım. Yani avukatlık mesleği mükemmel olsun da ondan sonra da biz bunu verelim derseniz o gün gelmeyecek. Yani bir yandan çünkü avukatlık mesleği gidiyor, çöküyor. Bu dengeyi korumak gerekiyor. Onu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Hemen şunu söyleyeyim. Sakın bir yanlış anlaşma olmasın. Söylediklerinizin her bir kelimesine tek tek katılıyorum. Ben bu söylediğim zaten bir akademisyen avukat arası tartışma gibi görmeyin, bir avukat avukat arası tartışma gibi görüyorum. Ben de ruhsatım var, fiilen avukatlık yapmıyorum ama avukat bir aileden geliyorum. Hep avukatların içinde büyüdüm. Bu tartışmaların içinde büyüdüm, onu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu söylediğim şey aslında bir avukatla avukat arasındaki bir değerlendirme gibi düşünün. Ben hiçbir zaman zaten bunun aksini de söylemedim. Yanlış anlaşılmasın, kesinlikle yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Benim istediğim zaten güçlü avukatlık kurumu. Şimdi vakit olsaydı ben farklı şeyler de anlatacaktım burada ama Batı ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde görüyoruz avukata yüklenen sorumluluklar, yetkiler inanılmaz yüksek. Delillerin toplanmasında, bizim avukatlık kanunumuzda var bir hüküm ama hiçbirimiz bunu kullanamıyoruz. İşte avukatın delil toplamasına ilişkin. Yani ben o konuda size sonuna kadar katılıyorum. İkincisi, baroların üzerine düşen bütün görevi yaptıklarını da çok iyi biliyorum. Yani etrafımdan gördüğüm, kendi incelediğim baro disiplin kurulu kararları bağlamında da eğer iş barolara gitmişse zaten baro hiç şey yapmıyor. Yani cezasını kesiyor, o konuda hemfikiriz. Burada mesele hani baroya gidene kadar aslında biraz problem. Avukatlar özellikle, dediğim gibi avukatın kötü niyetli olduğunu kabul etmiyoruz, daha önce de söyledim bunu ama avukat yani birazcık o işte kurumlaşmamadan kaynaklanan, böyle tek başına çalışan, böyle biraz da genç arkadaşlarımız da maalesef bunu görebiliyoruz. Bunlar bazen bazı işler yaptığı zaman eğer müvekkil de işte biraz cahilse, çok fazla bilmiyorsa elbette haklarını aramak konusunda da sıkıntıda kalabiliyor. Onun için söylediğim gibi benim söylediğim şey zaten avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi bağlamında. Dolayısıyla size sonuna kadar katılıyorum. Mutlaka avukatlık sınavının getirilmesi lazım. Avukatlık sınavından sonra da avukatlık kurumunun büyük ölçüde profesyonelleşmesi lazım. İşte o sigortalarla, iç denetleme mekanizmalarıyla, dış denetleme mekanizmalarıyla. Benim söylediğim denetleme mekanizması, belki orada eksik söyledim, haklısınız, yanlış anlamakta veya ben yanlış anlattım kendimi. Denetleme mekanizması derken ben dış mekanizmayı kastetmedim, iç mekanizmayı kastettim. Şimdi bu avukatlık firmalarında özellikle Batı'da baktığınız zaman bir avukat, özellikle küçük bir iş bağlamında genç bir avukat bir dosya hazırladığı zaman üstündekiler, işte o partnerlar veya diğer kimseler onu kontrol ederler. Yani bir iç denetim mekanizmasından geçer. Benim söylemek istediğim iç denetim. Yoksa dış denetim mekanizması konusunda benim de hiçbir eleştirim yok. Biliyorum yani baroların gerçekten bu konuda çok iyi çalıştığını, çok iyi değerlendirme yaptığını. Şimdi yani bir yanlış anlaşılma olmasın, size aynı, tamamen aynı fikirdeyiz. Evet, gerçekten avukatlar aslında bu ülkenin
en çok demokrasiye inanan kesimi yine ne gelirse bizden gelecek. Mustafa Hocam sen bakma da. Avukatlık, hukuk, iyi ve adil olan sanatıdır. Ben buna inanırım. Kaliteyi yine biz yükselteceğiz. Bunu yapacak olan yine bizleriz. İnanın ki biz piyasada çalışan o diğer insanlardan daha iyi yaparız bu işi. Küçük alacaklar sadece benim görebildiğim baromuzun disiplin kurullarının daha etkin çalıştırılması gerekecek. Belki ilerisi için eğer bu bize yetki verilirse bu 3300'lük rakamlar için orada disiplin kurullarını daha etkin çalıştırırsak daha etkin sonuçlar da alabiliriz. Ben soru soracaksınız. Size söz hakkını vereyim isterseniz. Kendinizi de tanıtırsanız rica etsem. İbrahim Ermenek, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Öncelikle değerli hocalarıma teşekkür ediyorum. Ben de bir kısmına katılamadım. Ama Ankara malum yoğun. Esasen son... Açık değil mi? Sesim. Bu avukatlık meselesinden kürsü arkadaşıma yüklenmeyin. Esasen biz yargı kör topal bugün Türkiye'de bir yere geldiyse bunun avukatlar sayesinde olduğunda hemfikiriz. Yani gerçekten araştırması, çalışması, diğer unsur, hakimlerimiz dosya okuyamıyor. İsteseler de okuyamıyor. Ticaret mahkemelere gittiğim zaman ben baktığımda duruşma salonlarında bile oturacak yer kalmamış. Buradan adalet çıkar mı diye soruyoruz kendi kendimize. Şimdi bu ortamda yatsınamaz avukatların önemi. Esasen söz almak istediğim nokta bu değildi. Bu tüketici hukuku açısından ben her katıldığım toplantıda şunu söylüyorum. Bu belki de benim için bir slogan oldu. Türkiye'de tüketicilerimiz ne yazık ki devlet denetiminde soyuluyor. Devletin gözünün içine baka baka tüketicilerimiz soyuluyor. Bir takım istatistiki rakamlardan bahsedildi. Resmi rakam tüketici hakemiyetlerine 2014 yılı için başvuru 5.483.000 imiş. Size de gelmiştir hocam mutlaka mail yoluyla. Bir önceki yıl bu 800.000 civarında bir şeydi. Yani bir yılda neredeyse 6 kat bir artış olmuş. Bu korkunç bir şey. Korkunç. Yani gönüllü çalışma nereye kadar? Artık buradan da adalet çıkmıyor. Ben çok mücadele eden birisiyim tüketici hukuku açısından. Esasen burada konuşulan tebligatından şeyine varıncaya kadar hepsini teker teker de uyguladım. Uzun hikayeler vardır tüketici hukuku açısından bende. Ama burada gerçekten de Sayın Başkan'ın başlattığı idari denetim çok çok önemlidir. Bu salt tüketici hukuku bakımından, şimdi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı olması lazım. Tüketici ve piyasanın korunması genel müdürlüğü diye bir müdürlük var. Spesifik bir olay geldi başıma, böyle 12-13 maddelik bir dershanede şikayet ediliyor. İşte burada tüketici hukukuna aykırı uygulamalar var diye. Buradan bir raportör geliyor, 12-13 maddelik bir sözleşmede 100 kişilik bir kaydı inceliyor, öğrenci kaydını. Her sözleşmede 3-4 tane ihlal buluyor. Ve toplamda 100 kişi için o kuruma kestiği ceza 25.000 Türk lirası. Bir sayfalık sözleşme. Bunu şunun için söylüyorum. Bugün en çok bunu ihlal eden bankalar. Ve her bir sözleşmesi neredeyse bir kitap kadar. Her bir maddesi ihlal ediyor. Yani buradan devlet olarak denetim yaptığımızda belki de milyarlarca lira ceza kesmemiz gerekebilir ki böyledir. Yani ortalama bankaların 1 milyon civarında ne diyelim ona müşterisi olduğunu düşünürsek bu çok büyük bir rakamdır. İkincisi bu Yargıtay kararı açısından Mustafa Hocam değindi. Tabii ki bu yasal düzenlemeyi gerektiren bir şey. Öteden beri ben de zaten bunu savunuyordum ki sistemin açığı da buydu zaten. Biz bankalarda çalışan arkadaşlarla konuştuğumuzda diyorlardı ki zaten 100 kişiye gönderdiğimizde bir kişi itiraz ediyor. Biz bir kişiye ödeyeceğimizi diğer 99 kişiden fazlasıyla alıyoruz. Çünkü vatandaşa ödeme emri geldiği andan itibaren eli ayağı birbirine dolaşıyor zaten. Koşa koşa gidip ödüyor. Bu yüzden de sistemin açığı buydu ve bizim de öteden beri hep önerdiğimiz zaten
tüketici hukuku açısından doğrudan doğruya genel haciz yoluna başvurmak engellenmeli diyordu. Fakat bu yasal bir düzenlemeye gerektiriyordu. Sonunda tabii Yargıtay da iş yükü dolayısıyla isyan etti. Son bir mesele bu tebligat hukuku açısından. Evet doğrudur. Tebligat hukuku Türkiye açısından daha farklı olabilir. Fakat ben uygulanması açısından en büyük sıkıntılardan birisinde bu tebligat hukukundan kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi Ankara'da yaşıyoruz. Ben buradayım. Eşim daha çıkmamıştır iş yerinde. Bana tebligat yapılacağını düşünün. Ben günün birinde bana tebligat yapılacak diye evimde birisini çalıştıramam. Doğru gelmesi, kapıya yapıştırması lazım, komşuya haber vermesi lazım falan filan. Ama hiç öyle bir şey ben görmedim. Böyle bir şey yok. Gidiyor muhtara bırakıyor ki hiç postacı denen kişi veya kim dağıtıyorsa görevli apartmana dahi uğramıyor. Uygulanıyor. O kadar değil. Her kimse BTT elemanı değil artık. Ki bildiğim kadarıyla da bu yasak taşeron işçi vasıtasıyla yapılması, memur vasıtasıyla yapılması gerekiyor. Bir mahalle muhtarlar var. Bunlar ne işe yarıyor ben anlamıyorum. Ya bir zahmet ya mesaisini düzenlesinler de 5'ten 6'dan sonra gelsinler. Kendi çevrelerindekilere bunu yapsınlar. Tebligatı onlar yapsın. Buradan o kadar fazla sıkıntı kaynaklanıyor ki sadece bu düzenlemeden dolayı. O yüzden ciddi anlamda revize edilmesi gereken hususlar olduğunu düşünüyorum tebligat hukuku açısından da. Ama dediğim gibi tüketici dendiği zaman benim canım gidiyor. Burada çok dertliyim. Teşekkür ediyorum. Belki doğrudan bir soru olmadı fakat. Ben teşekkür ediyorum. Şöyle şimdi kısaca ederim. Orada 100 liralık bir bankanın gönderdiği işte bir takım şeylerden de kart paraları diyelim. Biri itiraz ediyorsa 99'u itiraz etmiyorsa o zaman bankalar bu uygulamaya devam ediyorsa idare o zaman 99'un getirdiği kar kadar bir ceza keserse sorun çözer aslında. Şimdi sorusu olan var mı acaba? Hocama bir şey buyurun. Bankada bulunmak için bir şey söylemek istiyorum. Devlet eliyle tüketicinin soyunması kavramı 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren borçlar kanunu aktif faiz sınırı ve temerrüt faiz sınırına bizzat Merkez Bankası ilan ettiği tebliğle 2.02.24 aslında 13.5'tür sınır 2.52 hepimizin kredi kartının ekstresinde bunlar yazıyor. 2.52 çarpı 12 30'dur. 18'dir sınır. 9'un 2 katıdır. Borçlar kanunu borçlar kanununun üzerinde faiz ilan edebilen bir merkez bankamız var. Yani bunu ilave etmek istedim. İdari bu bilançolarda kar olarak gözüküyor. Ben dava açtığım için söylüyorum. Genel düzenleyici işlemin Yargıtay'da, Danıştay'da yaklaşık 3 yıldan beri, 2,5 yıldan beri karar veriyorum. Önemli tabii, rasyolarından tutun bilançolarına kadar etkileyecek bir şey. Ama hırsızlık, yani başka adını koyamıyorum. Bu bir hırsızlıktır. Kanuna aykırı, maksimal sınırın dışında siz ilan edeceksiniz. Merkez Bankası da buna aracılık edecek. Elinde vatandaşın cebine sokup paralarımızı alacak. Hepimiz bu paraları ödüyoruz. Tamam Bey, çok teşekkür ediyorum. Sayın Nalçakar'ın ısrarlı bir sorusu var. Arkada iki soru var. Geliyorum, kusura bakmayın lütfen. Mehmet Nalçakar, Ankara Barosu avukatıyım. İcra iflas yasasının yeniden düzenlenmesinde ve yapısının İsveç usulüne dönüştürülmesindeki çalışmalara katıldım. Sevgili Murat Can'la beraber. Orada şunu gördük. Küçük alacakların tahsili konusunda devletin noterler vasıtasıyla bu alacağın tahsiline yönelik bir çalışması veya yaklaşımı var. Üç hocama birden tabii bunu sormak istiyorum. Bugünkü sempozyumun konusu da bu. Belki noterlik bürosuna günde bir saat uğruyor. Belki hiç uğramıyor. 3-5 tane lise mezunu, 2-3 tane adliye emeklisi,
bir tane yetkili başkatip bu çalışmayı, yani bu tahsilatı kendilerinin aracılığıyla yapılabileceğine toplantıda ısrarla bastırdılar. Biz de ısrarla bizim kendilerinden daha iyi çalışabileceğimizi, hukukçu olduğumuzu, mahkemelerde alacaklı veya borçlunun hukukunu çok iyi savunabileceğimizi o toplantılarda, bütün odalarda dile getirdik. Sizler bu konuda Noterler Birliği'nin yaptığı baskıyı ve bunun çalışmasına olan devletin bakışını